Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu. Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye 1100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 ila 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu. 2018 yılında 1000 TL olan ikramiye tutarı 2 yılın ardından geçen sene 1100 TL'ye yükseltilmişti bu yıl açıklanan tutarla emekli ikramiyesi değişmemiş oldu. Muhalefet ve disk ikramiyenin 4000 TL üzerinde olmasını belirtirken Emekliler Derneği ise en az 2500 TL talep etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye 1100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 ila 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu. 2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen emekliler için bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 için beklentiler ikramiyelerde ciddi artışın yapılması yönündeydi ancak açıklanan rakamla herhangi bir artış yapılmamış oldu. GHP, geçen hafta emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını içeren bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuş. Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini de talep etmişti. Türkiye Emekliler Derneği ise geçen hafta yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin geçmiş yıllara dönük TÜFE oranında artırılmasını istemiş ve 2022 yılı için en az 2500 TL olmasını talep etmişti. Disk ise ikramiyelerin 2018 yılına göre hem asgari ücrete göre gerilediğini hem de yüksek enflasyon sebebiyle eridiğine dikkat çekerek ikramiye tutarının 4500 TL olması gerektiğini açıkladı. Diskin açıklamasında emekli ikramiyesi 2018 ila 2022 arası 4 yılda sadece %10 artarken resmi enflasyon %151, gıda enflasyonu ise %186 arttı. Aynı dönemde asgari ücret ise 1603 TL'den 4253 TL'ye yükseldi. Buna karşılık %10 artan emekli bayram ikramiyeleri enflasyonun altında ezildi denildi. Emeklilere Kurban Bayramı'nda da ikramiye ödeniyor. İkramiye 1100 TL sabit kalırsa toplam ödeme tutarı yıllık 26,2 milyar TL olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.